Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Serimin ikinci videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta yeni bir seriye başladım biliyorsunuz. Bilmeyenler için ben tek bir ürüne yoğunlaşmak istiyorum bir video içerisinde. Ki kullanıcılar almadan önce benim videomu izlesin ve min olarak alsınlar ürünleri. makyajı da çok seviyorum o yüzden böyle bir seriye başlamak istedim. Makyajı seviyorum ne ya? Neyse. Few moments later. Geçen hafta Maybelline ürünlerinden maskara incelemiştim. Bu hafta da Maybelline'e yer vermek istedim. Çünkü yeni bir ürün çıktı ve onu taze taze sizlere aktarmak istiyorum yorumlarımı. Videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalıma yeni geldiyseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi, bildirimleri de açarsanız videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Bunları yaparsanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bu haftaki ürünüm tahmin edenler olmuştur ama edemeyenler için hemen gösteriyorum. Maybelline'in Superstay 24 Hours Skin Tint fondöteni. Evet tek seferde söyledim. <laughs> bu fondöteni aldım arkadaşlar. Merakımdan aldım. Elimde birçok fondöten var ama sizler için denemek için alıyorum bu fondötenleri. Ee, şöyle bir dış tasarımı hemen bakalım. Güzel bir görünüşü var. İçerisinde C vitamini varmış arkadaşlar. Şurada zaten yazıyor. Açıkçası bunu almadan önce renk seçme konusunda zorlandım çok koyu almayayım dedim. Şimdi yanlış yorumlar gelir. Çok koyu almışsın falan böyle linçlenmek istemedim. Genelde 0.5.5 rengini tercih edenleri gördüğüm için ben de bu rengi almayı tercih ettim. Sarı alt tonlu olduğunu düşünüyorum. Ben de öyleyim. Bu fondöteni sizin için bir test aşamasına soktum. Ben dünden itibaren bugüne kadar 24 saat boyunca bu fondöteni cildimde tuttum. Ve bu 24 saat kalıcılığı vaat ediyor mu, vaat etmiyor mu diye. İstediğim kalıcılığı vaat etmedi bu bir. Biraz da şuralarda topaklanma gibi hissettim. İki. Kuru ciltliyim. Bu da üç diyormuşum. <laughs> Kuru ciltli olduğum için de yani bu şekilde bende bir tepkiye yol açtı. Ama sizlerde nasıl durur bilemem. TikTok videomda paylaştım da bunu. Ben parlaklık elde ettim diyor. Yorumlaştık o kişiyle. Dedim ki o kadar da parlak değil dedim. Yani... Benim özgün fikrime gelirsek parlak değil. Çok kapatıcılık bir özelliği de yok. 24 saatte de kalıcılık yok. Yani bilemiyorum. Beni tereddütte bıraktı. Çünkü Super Stay serisi genelde beğendiğim bir seri. Daha önce kullanmıştım. Ama bu serum yapıda gibi hissettim bu fondöteni. Hani böyle şey olduğu için. Bu şekilde olduğu için. Evet. Yani skin tint hani cilde daha sağlıklı bir görünüm veriyor bence öyle full kapatıcılık yok onu bekleyenler almasın bence bu ürünü ee, başka ne diyebilirim ee, ben şimdi bu cildimde 24 saat durdu diye çok rahatsız oldum hemen sileceğim arkadaşlar Sırf siz görün diye sonucu paylaştım dün de uygularken bu ürünü hani şu yanak bölgeme ikinci kere bir geçtim fondöteni hani tam kapatmadı kızarıklıklarımı diyorum ya hani çok kapatıcı bir ürün değil ama ben öyle zannettim sorun değil artık bitireceğiz. Ama hani bu rengini iyi seçin arkadaşlar. Hani maalesef Maybelline ürünlerini deneyemiyoruz. Tester yok mağazalarda. Ama kullanıcı yorumlarını bir iyi izleyin. Sadece ben değil başka insanların da videolarını izleyin. Yurt dışında çok videolar dönüyor. Bu ürünle alakalı. İyi karar vererek alın arkadaşlar. Bu arada ben bu ürünü Eve Shop'tan aldım. Fiyatına da bakayım hemen. 214 Lira 85 kuruşa almışım arkadaşlar. Eve Shop'ta biraz birikmiş puanım vardı. E, oradan biraz da fiyat düşünce en uygun orada buldum arkadaşlar fiyatı. Yani normal olarak da en uygun orada geldi bana. Gratis değil de. Yani gratis de indirim döneminde ucuzu oluyor. Siz bilirsiniz. Oradan da alabilirsiniz. Eve Shop ve gratis arasında siz karar verin. E, dolapta da baktım bulamadım indirimli. Onu da söyleyeyim. E, şimdi ben bu ürünü yine uygulayayım. Siz görün. Şöyle ya şöyle yapanlara çok üzeniyorum. Ben yapamıyorum onu ya. Şöyle yapacağım. Süngerimi ıslatmıştım. Bir yanı bir tarafı süngerle geçeyim. Siz de renk hakkında yorum yaparsanız sevinirim uymuş uymamış diye. Ya tam rengim de diyebilirim aslında. Çok açık da değil, çok koyu da değil. Ama kapatma etkisi çok yok yani. Ben galiba bu üründen biraz full coverage e, özelliği bekledim. Yani full kapatmasını bekledim ama dediğim gibi içerisinde böyle skin yazıyor ya, tint falan olduğu için e, onu da beklememek lazım bir yandan. bunu tarafı da fırçayla uyguluyorum. Evet, bunu da fırçayla uyguladım. Ee, benim fikrim arkadaşlar nacizane, e, isterseniz bunu süngerle uygulasanız daha iyi bir sonuç alırsınız. Fırçayla o kadar istediğim sonucu alamadım. Şu an öyle gözlemliyorum yani. Süngerle daha bir tık kapatıcılık elde edebilirsiniz. Bu mesela benim bu kızarıklıklarım için ekstra oralara da birer damla damlatmıştım önceki yaptığımda. Yani görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bu ürüne muadil olarak da tahmin edersiniz ki L'Oreal'in serum fondöteni arkadaşlar muadil olarak gösterebilirim. Benziyorlar yapıyor olarak. Hatta buraya fotoğrafını koyarım bir tane çekmiştim. Soldaki L'Oreal True Match serum fondöten, sağdaki de Super Stay serum fondöten. Ama tonlar farklı olduğu için şu an uygulamak istemiyorum. Başka ne diyebilirim bunun hakkında? Dolu dolu bir ürün aslında uzun süre gider diye düşünüyorum dediğim gibi e, rengi çok iyi seçin arkadaşlar sonra pişman olmayın. Bende bir tık pişmanlık oldu ama şimdi geri gönder doğru rengi ara bul zor olacaktı. Bundan devam et Sezen dedim en iyisi. Biraz da allık uygulayayım yanağıma renk gelsin. Bu arada kısa short videom da var bu ürünü orada da paylaştım. Şuraya bir yere bırakırım linkini. Shortlarımı da her gün paylaşıyorum arkadaşlar YouTube short oradan da beni takip edebilirsiniz yakınen. Zaten biliyorsunuz haftada iki günde video yayınlıyorum uzun video. Evet. Ya çok parlak bir ürün değil ama yani sağlıklı bir görüntü alıyorsunuz şu an yani bakıldığı zaman. O da güzel bir şey. Şimdi biraz daha rengi detaylı görün diye ben yine şöyle uygulayayım. Görün arkadaşlar sizin için her şey feda yani. Biraz daha mı uygulasak? 05.5 numarasını şimdi sizler için swatch yapıyorum. Bakayım nasıl oldu. Daha fazla yayarsam rengi kaybolur diye şey yapmak istemiyorum ama. Bakın şöyle. Umarım netliyordur. Ya da şöyle de yapabilirim. Buraya süreyim. Tamam çok yaymayacağım. Böyle görün rengi. Elimden geleni yaptım arkadaşlar umarım renk anlaşılmıştır doğru tonu seçin diye bunu yaptım evet bu ürün hakkında başka ne diyebilirim düşünüyorum kaç emel olduğunu da söyleyeyim size hemen 30 emel arkadaşlar bunun muadili kaç emeldi diyor o da aynı şekilde bunlar aynı emeller ay bu arada bir şey fark ettim ben bu tarz böyle serum yapıda fondötenleri sevemiyorum ya Nedendir bilmiyorum. Şöyle akıtmadığı için mi? Ama böyle taşması çok yüksek ihtimal olduğu için sevemiyorum. Ee, onun dışında daha çok pom pompalı mı diyorlar? Sıkmalı olan şeyleri daha çok seviyorum. Daha rahat uyguluyorum ürünlerimi. Bu şekilde yani. Bakalım anlaşacak mıyız bu ürünle ileriki günlerde? Ama şöyle bir gerçek var. Gerçekten fark ediyorum. Benim Maybelline ürünlerine karşı bir zaafım var. Sürekli almak istiyorum Maybelline. Ya asla es geçemiyorum bir ürününü yani. Onu fark ettim. Çok enteresan değil mi? Sizin de öyle mi bilmiyorum. Yani o şekilde. Son olarak kısa bir özet geçmek istersem arkadaşlar bu ürün hakkında. Kötü bir ürün asla diyemem. Ee, yüze sağlıklı bir görüntü veriyor bu kesin. Ee, çok parlak bir ürün değil. Çok kapatıcı değil. Başka bir de son olarak rengi doğru seçin arkadaşlar. Rengi seçimi çok önemli. Lütfen çok iyi düşünerek karar verin. Başka da söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Tekrardan söylüyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Gelecek videomda görüşürüz.